Merhaba arkadaşlar. Bugün Doku Komitesi'nin 2. Anatomik Pratik Laboratuvarında boyun kasları ve boyun üçgenlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, boyun kasları platizma, musculosternocleidomastoideus, hyoid üstü, hyoid altı, skalen kaslar ve omurilik kasları olarak gruplandıracağız. Platizma ile başlayalım arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz kas musculus platizma. Göğüste, derinin altında, göğsün önünden başlayıp boyundan yukarı doğru uzanıyor. Mandibula alt kenarına geldiğinde liplerine ayrılarak sonlanıyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz kas arkadaşlar. Derinin altında ince bir kastır. Yüzeyel fasyanın iki yaprağı arasında bulunur. Siniri nervus facialis'tir. Çeneyi alta çeker arkadaşlar ve boyun derisini kırıştırır. İkinci kasımız olan arkadaşlar musculus sternocleidomastoideus. Şu görmüş olduğunuz kas arkadaşlar. Şöyle iki baş halinde başlar arkadaşlar. Processus mastoideus da sonlanır. Pars sternalis ve pars clavicularis parçaları olarak başlar. Processus mastoideus da sonlanır. Bu iki başın arasında kalan şurada gördüğümüz küçük alana da fossa supraclavicularis minor denir arkadaşlar. Bu kasımızın siniri de yine nervus accessorius. Bu kas çift taraflı kasıldığında başa ekstansiyon yaptırır arkadaşlar. Şu gördüğümüz kas musculus sternocleidomastoideus arkadaşlar. Hiyoid üstü kaslara gelecek olursak arkadaşlar, hiyoid üstü 4 adet kasımız bulunmaktadır. Bunlardan birincisi musculus digastricus'un venter anterior kısmı. Bu kas iki karınlıdır arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz kısmı da musculus digastricus'un venter posterior kısmı arkadaşlar. Venter anterioru, venter posterioru. Şurada görmüş olduğumuz kas musculus stylohyoideus arkadaşlar. Musculus digastricus'un venter anterioru nervus mandibularis tarafından innerve olur arkadaşlar. Venter posterior kısmı nervus facialis tarafından innerve olur. Şu görmüş olduğumuz musculus stylohyoideus ise nervus facialis tarafından innerve olur arkadaşlar. Yine farklı bir makette gösterecek olursak şu şekilde. Şurada gördüğümüz yapı musculus digastricus'un venter anterioru arkadaşlar. Şu arka kısımdaki venter posterior parçası. Onun hemen önünde bulunan şu kasımızda musculus stylohyoideus arkadaşlar. Diğer bir kasımıza geçecek olursak şurada görmüş olduğunuz ince şerit şeklindeki kasımız musculus mylohyoideus arkadaşlar. Şuradaki ince kas musculus mylohyoideus. Bunun da siniri nervus mandibularis arkadaşlar. Onun hemen üzerinde olan şu kasımız şurada gözüken nervus geniohyoideus. Pardon, musculus geniohyoideus. Bunun da siniri nervus hipoglossus'tur arkadaşlar. Bir diğer maketten gösterelim. Bu gördüğünüz kasımız musculus mylohyoideus. Üzerinde olan kasımız burada kesilmiş küçük bir kısmı gözüküyor. Bu da musculus geniohyoideus. Hiyoid altında 4 adet kasımız bulunur. Bu görmüş olduğumuz ilk kasımız musculus omohyoideus. Bu kasın kirişi burada gördüğünüz musculus sternocleidomastoideus kasının altında kalır. Musculus omohyoideus'un venter superior kısmı, venter inferior kısmı. Diğer bir kasımız sternumdan başlayıp
Hyoid kemikte sonlanacak olan musculus sternohyoideus arkadaşlar. Şu gördüğünüz musculus sternohyoideus. Onun hemen yanında yine sternumdan başlayıp tiroid kıkırdakta sonlanan musculus sternotiroideus'u görüyoruz. Musculus sternotiroideus. Bu kasların siniri ansa cervicalis'ten gelir arkadaşlar. Bir diğer hyoid altı kasımız musculus tirohyoideus. Yine tiroid kıkırdaktan başlayıp hyoid kemikte sonlanıyor. Musculus tirohyoideus. C1 ve C2'den innerve olur arkadaşlar. Başka bir makette gösterecek olursak, şu görmüş olduğumuz kasımız musculus omohyoideus arkadaşlar. Dediğimiz gibi kirişi musculus sternocleidomastoideus kasının altındadır. Omohyoideus'un venter superior kısmı, venter inferior kısmı. Şu gördüğümüz kas musculus sternohyoideus. Hemen yanındaki musculus sternotiroideus. Buradan görmüş olduğumuz kas musculus tirohyoideus. Boyunun yan kısımlarındaki kaslara gelecek olursak arkadaşlar, şurada gördüğümüz kas musculus scalenus anterior. Musculus scalenus anterior. Hemen yanında bulunan kas musculus scalenus medius. Bu iki kasın arasında şurada gördüğümüz arter, arteria subclavia. Şurada gördüğümüz kas musculus scalenus posterior arkadaşlar. Bunlar da boyun omurlarının processus transversuslarından başlar. İlk ikisi birinci kostada, posterior olan ise ikinci kostada sonlanır arkadaşlar. Şurada gördüğümüz kas, şu kasımız musculus levator scapula. Şurada gördüğümüz kas ise musculus splenius capitis. Şu kısımdaki kas musculus semispinalis capitis. Arkadaşlar, boyun omurlarının ön kısmında kalan ve derin ense grup kaslarını maketlerde gösteremiyoruz. Atlaslarımızdan bakabilirsiniz. Farklı bir maketle skalen kasları tekrar gösterelim. Bu görmüş olduğumuz arkadaşlar musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior. Anteriorla medius arasında şu gördüğümüz sarı yapı plexus brachialis, arterimizde arteria subclaveydi. Musculus levator scapula. Bu da musculus splenius capitis. Şuradaki kasımız musculus semispinalis capitis. Boyun üçgenlerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, boyun üçgenlerini musculus sternocleidomastoideus kası boyun önünde kalan ve arkasında kalan üçgenler olmak üzere iki gruba ayırır. Boyun önünde kalan üçgenlerden ilk bahsedeceğimiz üçgen trigonum submentali arkadaşlar. Bunun da sınırlarını musculus digastricus'un venter anterioru, hyoid kemik ve mandibulanın alt kenarı oluşturur. Diğer bir üçgenimiz trigonum submandibulare. Bunun sınırlarında musculus digastricus'un ön karnı, arka karnı ve mandibulanın alt kenarı oluşturur arkadaşlar. Bir diğer üçgenimiz trigonum caroticum. Sınırlarını musculus sternocleidomastoideus'un ön kenarı, musculus digastricus'un arka karnı ve musculus omohyoideus'un venter superioru oluşturur. Bir diğer üçgenimiz trigonum musculare. Sınırlarını musculus sternocleidomastoideus'un ön kenarı, musculus omohyoideus'un venter superioru ve hyoid kemiğe çizilen orta
hattan geçen çizgi oluşturur. Boyun arka kısmında kalan üçgenlere gelecek olursak, şu gördüğümüz üçgen tribunum occipitale. Sınırlarını musculosternocleidomastoideus kasının arka kenarı, musculus trapezius'un ön kısmı ve musculus omohyoideus'un venter inferioru oluşturur. Bir diğer üçgenimiz tribunum supraclaviculare. Sınırlarını musculosternocleidomastoideus'un arka kenarı, clavicula ve omohyoideus'un venter inferioru oluşturur.